Benzen ilk olarak Michael Faraday tarafından keşfedildi ve o zaman kimyagerler bileşiklerin moleküler formüllerini çözebiliyorlardı ama nokta yapılarını tam olarak bilmiyorlardı. Kimyagerler benzenin 6 karbon ve 6 hidrojen içerdiğini biliyorlardı. Ancak bu atomların tam olarak nasıl bağlandığından emin değildiler. Böylece benzeni göstermek için birkaç farklı yapı önerisi ortaya çıktı ve kazanan yapı benzenin bir halkada 6 karbon içerdiğini ve bu halkada birer aralıklarla birbirini izleyen tek ve çift bağların olduğunu söyleyen August Kekule tarafından ileri sürüldü. Hikayesi ise şu şekilde. Kekule rüyasında bazı yılanların birbirlerinin kuyruklarını ısırıp daha sonra bir daire içinde döndüğünü görüyor ve ardından bu nokta yapısını ortaya atıyor. Bu da Kekule'ye halka fikrini veren şey. Tabii bu benzen için olası bir nokta yapısı ama bu durumda çift bağları çizmemize gerek yok. Aslında benzen için bir rezonans yapısı gösterebilir. Şimdi bu elektronlar buraya hareket ederken şuradakilerse şuraya ve son olarak burada yer alan elektronlar da buraya geçecekler. Böylece benzenin rezonans yapısını şöyle bir gösterecek olursak pi elektronlarının biri burada yer alıyorken diğerleri ise şurada ve şurada yani bu kekule yapılarından herhangi biri benzen için kabul edilebilir bir nokta yapısıdır. Aslında bunlar rezonans yapıları olduğundan gerçek molekül daha ziyade bu iki molekülün hibritidir. Bazı kimyagerler benzeni 6 karbona sahip bir halka olarak gösterirken içerisine de bir daire çizerler. Bu da pi elektronlarının delokalize oluşlarını göstermeye yarar. Buna büyük sentetik organik kimyager Sir Robert Robinson'a atıfla Robinson halkası ya da dairesi deniyor. Bazen Robinson halkaları bazen de soldaki Kekule yapısını kullanarak benzeni çizebiliriz. Eğer benzenin dahil olduğu bir tepkimeler serisi göstermeye çalışıyorsak işte bu Kekule yapısından kullanırız. Evet şimdi benzen türevlerini nasıl adlandıracağımıza bir bakalım. Şimdi burada bir metil grubunun bağlı olduğu benzenimiz bulunuyor tabii bu moleküle metil benzen diyebiliriz. Bu ilk olasılığımız. Ancak çoğu insan buna metil benzen demiyor. Toluen diyor. Organik kimyada bu o kadar yaygın bir moleküldür ki ufak adı bile toluendir. Bu örnekte sadece bir karbonlu bir alkil sübsütuen bulunuyor. Yani bu metil grubu benzen halkasındaki 6 karbona kıyasla yalnızca 1 adet karbona sahip. Peki alkil grubunda benzen halkasındakinden daha fazla karbon olsaydı ne olurdu? Sağdaki durum gibi olurdu. Kaç tane karbon olduğunu sayacak olursak evet toplamda 7 karbonumuz bulunuyor. Tabii bu durumda bunun bir alkan olduğunu düşünüp benzen halkasını alkanımıza bağlı bir substituent olarak adlandıracağız. Şimdi 7 karbonlu bir alkana heptan diyoruz. Önce şunu buraya bir yazalım benzen halkamızsa dördüncü karbona bağlı durumda. Ve bir benzen halkasını substituent olarak adlandırmaya çalıştığımız zaman burada C6H5 substituenti halkamıza bağlı. Yani fenil grubu dediğimiz bu grup dördüncü karbona bağlı durumda. Böylece bu molekülün IUPAC adı 4 fenil heptan şeklinde olacak. Şimdi halka üzerinde bir grubun olduğu bir benzen içeren diğer örneklere bir bakalım. Evet, bunların hepsi çok ünlü mono benzerlerdir benzenlerdir. Ve çok ünlü oldukları için de yaygın adları İYİPAK adlandırmasında da kabul edilir. Şimdi sol tarafta üzerinde OH grubu bulunan şu benzen halkasına fenol denilmekte. Molekülleri adlandırırken bunu kullanabiliriz. Benzaldeit ise bir aldeitin bir benzen halkasına bağlandığı durumlarda kullanılıyor. Tabi benzaldehit ayrıca badem kokusuyla da ünlüdür. Gerçekten harika bir koku. Hatta bu moleküllerden bazılarına aromatik bileşiklerden denmesinin sebebi de bu. Kokularından dolayı. Sağ tarafta ise bir benzoik asit görüyoruz. Yani fonksiyonel bir karboksilik asit grubu. Benzen halkamıza bağlı. Evet burada en ünlü ve en yaygın mono benzen türevlerinden 7'si karşımızda duruyor. Tabii bunlar çoğu hocaya göre ezberlemeniz gereken moleküller. Çünkü daha karmaşık benzen türevlerini adlandırmaya çalışırken bu isimleri kullanabilirsiniz. Bu yüzden bunları ezberleyerek öğrenmekte fayda var. İleride yardımcı olması için. Evet şimdi de disütüte benzen türevlerinin bazılarına bakalım. Sol taraftaki bu molekülde benzen halkasına iki tane metil grubunun bağlandığını görüyoruz. Bu ilk molekülde birinci karbonda bir metil grubu, ikinci karbonda ise diğeri yer alıyor. Yani buna 1,2-dimetil benzen diyoruz. Bu aynı zamanda iupak adı. İki metil grubunun bulunduğu benzen halkasının yaygın adı da kisilen oluyor. Tabi eğer bu moleküle kisilen demeyi tercih edersek teknik olarak bu moleküllerin üçü de kisilen olur. Çünkü üçünde de benzen halkasına bağlı iki metil grubu bulunuyor. O zaman bu kisilenleri birbirinden ayırmalıyız değil mi? Benzen halkamızın üzerinde yan yana duran iki grubumuz varsa mesela bir metil grubu şurada, diğeri ise şurada. İşte bu ikisi arasındaki ilişkiye orto diyoruz. Yani bu moleküle orto kesilen diyebiliriz. Bazen sadece O harfini görebilirsiniz. Yani O kesilen olarak söylenebiliyor. Bu da kabul edilebilir bir isim. Diğer moleküle geçecek olursak bu da aynı şekilde kesilen ancak burada metil grupları biraz farklı konumlarda yer alıyor. Şöyle bir numaralandırırsak ismimiz 1,3 dimetil benzen. Bu isim bu molekül için kabul edilebilir bir isim. Şimdi burada aralarında 1 karbon kadar uzaklık olan iki grup var. Bu ilişkiye ise organik kimyada meta diyoruz. Yani buna meta kısilen diyebiliriz. Ya da sadece m kısilen de olur. Son olarak buradaki kısilen molekülüne bakacak olursak burada metil gruplarımız birinci ve dördüncü karbonda yer alıyor. Yani buna 1,4 dimetil benzen diyebiliriz. Bunu da yazalım. 1,4 dimetil benzen. Tabii bu molekülün iupak adı. Ancak çoğu insan buna bir kısilen türevi olarak yaklaşıyor. Bu kez burada iki grup halka üzerinde birbirine zıt taraflarda yer alıyor. Bu ilişkiye de organik kimyada para diyoruz. Yani bu moleküle para kısilen ya da sadece P kısilen diyebiliriz. Evet şimdi dil benzen halkalarına dair diğer örneklerle devam edelim. Ekranı biraz kaydırırsak evet işte bunlar. Aslında yukarıda bahsettiğimiz mono türevleri kullanacağız. Şimdi sol taraftaki moleküle baktığımız zaman burada molekülün fenol kısmını görebiliyoruz. Öyleyse şuraya fenolü bir yazalım. Ardından bromu tanımlamaya yönelik iki seçeneğimiz bulunuyor. Öncelikle numaralandırabiliriz. Brom buradaki dördüncü karbonda yer alıyor. Yani buna 4 bromfenol diyebiliriz. Ve bu kabul edilebilir bir IUPAC adı veya yukarıdaki bahsettiğimiz orto meta para yani OMP sistemini kullanabiliriz. Şimdi buradaki iki grup halka üzerinde birbirlerine zıt taraflarda olduğundan buna para diyoruz. Yani bu moleküle para bromfenol de diyebiliriz. Bu da bir diğer kabul edilebilir isim. Ayrıca bu ismi P bromfenol olarak da kısaltabiliriz. Evet şimdi buradaki di sütüte benzen halkasına bakalım. Tabii şöyle bir baktığımızda bunun benzoik asit olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda ezberlediklerimizden biri bu. O zaman benzoik asidi hemen şuraya not düşelim. Şimdi benzen halkamıza bağlı sübstituenti tanımlamamız gerekiyor. Benzoik asit birinci karbonda yer alırken sübstituentimiz ise üçüncü karbonda yer alıyor. Bu arada sübstituentimiz bir nitro grubu. Yani buna 3 nitro benzoik asit diyebiliriz ya da şöyle diyebiliriz benzen halkamıza bağlı bu iki grubun arasındaki ilişkinin meta olmasından dolayı bu moleküle meta nitro asit de diyebiliriz. Şuraya sığdırabilirim sanırım. Evet, meta nitrobenzoik asit ya da kısaltma olarak m nitrobenzoik asit de diyebiliriz. Yani bunların hepsi doğru iupak adları. Evet şimdi de polisübsütüye benzen türevlerine geçelim. Aslında bu ikisi daha ünlü örneklerin ikisi. Yine aynı şekilde önce mono substitüe kısmının adını bulmaya çalışacağız. Şimdi bu kısma baktığımız zaman bu bir benzaldehit. Genellikle aldehitler alkollere göre önceliğe sahip. İşte bu yüzden bunu bir benzaldehit türevi olarak adlandıracağız. Şimdi biraz yer kazanmak için şuraya kök isim olan benzaldehiti yazarak adlandırmaya başlayabiliriz. Tabi aldehitin önceliği olduğundan burası birinci karbon olacak. Şimdi halkamıza bağlı sübsüstüentlere mümkün olan en küçük sayıyı vermek istiyoruz. Bu yönde devam edersek, üçüncü karbonda da bir grup mevcut. Bu bir eter grubu. Sübsüstüent olarak eterleri nasıl adlandırdığımız hakkında daha önce konuşmuştuk. Buna metoksi sübsüstüeni diyoruz. Üçüncü karbonda yer aldığından 3 metoksi yazalım. Dördüncü karbonda ise bir OH grubu bulunuyor. Eğer bir alkolü sübsituent olarak adlandırırsak bu bir hidroksi veya bir hidroksil grubu şeklinde adlandırılır. Ve bu hidroksi grubu 4. karbonda yer alıyor. Bu yüzden molekülümüzün tam iupak adı 4-hidroksi-3-metoksi-benzaldehit şeklinde oluyor. Bu molekül daha çok vanilin olarak bilinir ve vanilya kokusu benim en sevdiğim koku diyebilirim. Bu yüzden vanilin molekülünü içeren laboratuvarlar deneylerinden hep keyif almışımdır. Evet son derece ünlü bir örnek daha yapalım. Şuradaki monosüpsüteye benzen türevine bakacak olursak bu bir toluen. Öyleyse kök isim olarak şuraya yazalım. Tabi bu da burasına birinci karbon yapıyor. Yani metil grubu birinci karbonda duruyor. Şimdi mümkün olan en küçük sayıyı vermeye çalışacak olursak burada 3 tane nitro substituent var ve bunların 2, 4 ve 6. karbonlarda yer aldığını görüyoruz. 2, 4 ve 6'yı yazalım. 3 tane nitro substituent olmasından dolayı ön ek olarak tri ekini kullanacağız. Böylece adımız 2, 4, 6 tri nitro toluen şeklinde oluyor. Tabi bu da çok ünlü bir moleküldür ama genelde 2, 4, 6 trinitrotoluen olarak adlandırılmaz. Çoğumuz bunu elbette TNT olarak biliriz. Yani o meşhur patlayıcı. İşte baş harfleri de buradan geliyor. Yazalım. TNT. Tabii elbette bu isim polisübsüteye benzen türevlerinin adlandırılmasından geliyor. Umarım bu video içinde benzen bulunan molekülleri nasıl adlandıracağınıza dair size bir fikir vermiştir.